Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon %21.31, yeniden değerlenme oranı %36.20. Halkın hissettiği enflasyon çok daha fazla. Aradaki bu yeniden değerleme ile TÜİK arasındaki fark devlet faizci mi oldu diye sormaktan kendimi alamıyorum. Değerli arkadaşlar, ben bu bakanlık bütçesi üzerine 4. konuşmam. Sayıştay bulguları hiç değişmedi. Diğer 3 konuşmamı tekrarlıyorum. Merak edilirse oradan bakılır. Fakat burada bir fark var. Ege Serbest Bölgesi ile ilgili İzmir'de bir parantez açmış. Orada inşaat izinleri alınmadan, tapu tevzileri yapılmadan inşaatlar yapılmış. Devletin izni olmadan, hazinenin izni olmadan, hazinenin kaybı 1 milyon doların üzerinde. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yine bu işletmeciye Bergama'daki serbest bölge işletmesi, serbest bölgenin işletmesi ödül olarak verilmiş. Hazır bunları konuşurken inşaattaki hukuksuzluğu bir parantezde Sarp gümrüğünü açmak gerekiyor. Türkiye'nin en büyük gümrüklerinden bir tanesi, sınır kapılarından bir tanesi. Komisyonda anlattım. Bu gümrüğümüz maalesef oturma izni olmadan, yapı kullanma izni olmadan bir vatandaş gitse elektrik, su alamaz. Bu gümrük sadece Cumhuriyet Halk Partili Kemalpaşa Belediyesi'ne ödememek için, harç ödememek için kaçak vaziyette çalıştırılıyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber. Değerli arkadaşlar, hepimiz burada konuşuyoruz. İhracatla kalkınma. İhracatla kalkınma gerçekten güzel bir şey. Bir de rol modelimiz var. Güney Kore modelini almışız. Fakat biz ihracatla kalkınmayı biraz farklı algılıyoruz. İhracatçıların mektupları var. Bir tanesi mesela diyor ki biz kur 9 lirayken 250 liraya ham maddeyi alıyorduk. Şimdi 750 liraya alıyoruz. Ham madde de bulamıyoruz. İhracatçının en kötüsünün ham maddesine euro bazında %20 civarında fark geldi. İhracatla kalkınma, ihracatımız arttı. Evet, ihracatla pandemiyle birlikte bir fırsat yakaladık. Tıpkı Çukurova'nın Amerikan İç Savaşı'nda gelişmesi gibi bizim ihracatımızda uzak doğudan tedarik zincirlerinin kesilmesi suretiyle bir miktar arttı. Fakat bu yeterli değil. Artmak nispi bir artış, niteliksel bir artış yok. Değerlere bakmak lazım. Ben bu değerleri TÜİK'ten almadım. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aldım. Biraz güvenilir değerler. Türkiye'nin birim kilo başına ihracatı 1.09 dolarla 1.53 dolar arası değişiyor. Geçtiğimiz yıl 1.09'a 1 kilo ihracat yapıyorduk. Dünya ile değerlendirdiğimiz zaman Japonya 4 dolar, Amerika 2.53, Polonya 1.83, bizi kıskanan Almanya 3.7, Güney Kore 2.54'e 1 kilo ihracatı yapıyormuş. Mesela Çin'le kıyaslanıyoruz. Çin 1.59'a 1 kilo ihracat yapıyor. Bu şekilde ihracatla kalkınamayız. İhracatla kalkınabilmek için innovatif ürün yapmak zorundayız. İhracatla kalkınmak için katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. İhracatla kalkınmak için sanayi 5.0'a geçmek zorundayız. Yoksa bu milletin geleceğini, bu çocuklarımızın geleceğini, ham maddelerimizi başkalarına ucuz fiyata peşkeş çekmiş oluruz. Bugünün insanların alın terini, emeğini ucuz fiyata satmış oluruz. %33 oranında bir artıştan bahsediliyor. Geçen sene 1 Kasım'la 30 Kasım arası bu seneyi kıyasladığımızda. Fakat baktığımızda artanlar hep ham madde. Orman ürünleri, tarım ürünleri bir tek bir şey artmış en fazla. Mücevher %307. Yani bu da Türkiye'nin bir değerini ucuza yurt dışına gönderiyoruz demektir. Değerli bakanım, siz sadece tüccarların bakanı değilsiniz. Gümrük memurlarının ve gümrük müşavirlerinin de bakanısınız. Herkesin 3600'ü konuşurken gümrük memurlarıyla ilgili 3600 konuşulmuyor. Yine gümrük memurlarının, ben her zaman tekrarladım, şu an aldıkları mesai ve yollukları emekliliklerine, esas ücretlerine yansıtılmıyor. Gelecekleri karartılıyor. Gümrük müşavir yardımcılarının birlik ve oda talepleri var. Gümrük müşavirlerinin bu yerine gelmiyor. Sınav hakları var. Kabahatler kanunundan kaynaklı bir koyundan iki post algısı var. Hem müşteriye hem gümrük müşavirine. Bunlar düzeltilmesi gerekiyor. Ben Sayın Bakanım 2019 yılında selefiniz bakanlığa bir çağrıda bulmuştum bir basın açıklaması sırasında. Eğer gümrükleri zapt rap altına almazsanız biz Mersin gümrüğünü konuşacağız demiştim. Mersin gümrüğünü konuşuyoruz hep beraber. Mersin gümrüğünü konuşuyoruz. Mersin gümrüğünü arkadaşlar size doğru anlatmıyorlar. Anlatmaları gerekiyor. Mesela size Mersin gümrüğünde Tırmıl'daki geçici depolamada neler olup bittiğini bir anlatmalarını istiyorum. Yine gümrük muhafaza memurlarını, kaçak istihbarat memurlarını sahaya sürüyoruz.
Buyurunuz efendim. Fakat beklediğimiz biraz daha haksız. Bunların teknik kapasiteleri yetersiz. Kokain yakalama meselesinde sadece şirket sahibine ulaşılabiliyor. Arkadaki baronlara teknik kapasite yetersizliğinden ya ulaşılamıyor ya ulaşılmak istenmiyor. Yine Sayın Bakan birçok alanda olduğu gibi Doğu Beyaz Gümrüğü ile ilgili de bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Her gün bir sürü şikayet alıyoruz. Örneğin Türkiye'de her yerde aynı olması gereken mevzuat Doğu Beyaz'da neden farklı uygulanıyor? 3 gün aralıklarla ayrı ayrı bunlar bende var. Müdürlük emirleri değişiyor. Kanunda mevzuatta aynı iken Doğu Beyaz'da neden farklı uygulanıyor? Yine bakanlığın oraya atadığı yetkilinin önünde ticari kart viziti var ve bundan herkes rahatsız oluyorlar. Ve orada orası gibi hassas bir yerde vekaleten müdürlükler yürütülüyor. Bunlar doğru değil, asaleten atanmaları gerekiyor. Bakanlık koridorlarında sizin haberiniz yok, imtiyazlı işler yapılmak isteniyor. Geliyorlar, bunları biliyorum. Geliyor, gelmekte olan diyor. Hepiniz farklı.